ümmetçi zannediyor ama milliyetçi. Evet. Yani evet, zihin altı burada. Ben şey 50-60 sene peygamber ocağı dedikleri orduya sonradan Ergenekon dediler. Milletin beyni şaşırdı bu sefer. Ya kardeşim sen düne kadar peygamber ocağı diyordun. Nasıl Ergenekon ocağı oldu bu sefer? Peki. Bence dinleyenler niye anlamıyor? Ben şimdi daha iyi anlıyorum. Konu çok saptı. Yok sapmadı gayet bence güzel gidiyor. Bence saptı. Çok, yani siz o kadar böyle şey derleyip toplayıp askeri darbeleri o kadar güzel getirdiniz ki. Yani o da askerler içerisinde ben Ergenekon'dan, Balyoz'dan tutuklu olup Ramazan'da hapishanede oruç tutan bir sürü general ve subay biliyorum. Yani siz onlar Müslüman değildir derse peki bu %99 Müslümanı nasıl çıkarıyor? Şey ben de sizin dediğinizi anlamadım. Ne dediniz şimdi anlamadım. Hayır ordu diyorsunuz peygamber ocağı değildir. Onların değil diyorum çünkü yoktur. Peygamberin böyle bir ordusu yok. Peygamber ordusu hayır, ümmet hepsi. Siz bunu niye şey diyorsunuz? Türkiye ben anlatıyorum size işte. Abbasilere Türkiye, kadar ordu yok ordu. Milliyetçiliği ordu en yok. Son tutturan ülke. Ordu yok. Balkanlardan, Fransa'dan gelen o dönemin yükselen değeri ulus devletin kurulması. Dünyada sadece bunu Türkiye yapıyormuş gibi aktarıyorsun. E siz ne İkincisi, anlatıyorsunuz? Doğruydu. Onu millet, söylüyorsunuz. Millet halt etti biz de edelim. Böyle bir şey yok ki yanlış bir şey. Millet yaptıysa Hitler şimdi bir rejim kurduysa ben aynısını... Bu Türkiye'de ne ilgisi var ya Hitler'in bu faşizmiyle Türkiye'de kurulan ulus devletin ne ilgisi var? Nasıl ne ilgisi var? Hanımefendi 40 bin tane Kürt genci dağda öldü ve sadece Şeyh Said isyanında 3 bin köy yakıldı. Nasıl ne ilgisi var? Aynen ilgisi var. Dersim. Evet. Dersim'de gazlar kullanıldı, köyler bombalandı, mağaralara Altan tıkıldı, Bey. İnsanlar yakıldı. Evet. Altan Bey, bir Mehmet Bey'e de bir söz verelim ondan sonra tartışma.